her kızın en sevdiği şeydir makyaj. Biz de bu kanala eğleneceğiz mi eğleneceğiz falan dedik ama makyaj eklemeden olmaz dedik. Şimdi siz beni CNN Türk ekranlarından tanıyorsunuz. Tabii ben böyle çıkmıyorum. Biraz süslenip çıkıyorum. 6 senedir arkamda gördüğünüz Metin Kodak ve yanımda gördüğünüz Arzu Özyurt beni insana sokuyorlar diyelim. Şimdi biraz sonra yapacağız ama yani normal makyaj videosu gibi yok efendim şu ürünü kullandım falan değil. Benim çünkü öyle bir kapasitem yok. Arzu yapacak. Metin'cim şimdi sen bizi bir yalnız bırak kız kıza biz bir başlayalım. Ne sürüyoruz Arzu? Tenenin tonunu yakalamak gerekiyor. Kendi ten tonunda bir alt baz yapıyoruz fondöten. Nerelere kontür yapılır? İstediğimiz bölgeleri öne çekmemiz için aydınlıkla öne çekeceğiz, koyu renkle geri. Yani çenenizle tırt çekecek gibi öndeyse çeneniz, buraları rahatlıkla koyu kontürle kapatıp geri itebilirsiniz, bize katılabilirsiniz. Normal bir günüm. Ben ekonomi programı sunduğum için sabah 9.30 gibi geliyorum. Saça makyaja oturuyorum. Genelde dalgalı yapılıyor ama bu sefer sizin için düz yapacağız. Dur gözümü kapayım, kör olmayayım. Ve genelde 10 gibi hazır olup çekime çıkıyoruz. Makyözümden çok daha çok kuaförüme kan kusturuyorum diyebilirim. Şimdi birazdan o da gelecek. Hatta sorayım Metin, benimle çalışmanın en zor yanı nedir? Krepa. Çünkü bizde krepe yasak. Hani böyle doğal sanki pazarda sunuyoruz ya doğal olmamızı istiyorlar. Benim saçlarım da böyle incecik ve sönüyor 1-5 dakika içerisinde. O yüzden de nedir? Metin'e ben krepe at diye kafasının etini şişiriyorum değil mi? Hep şikayet yiyor yavrum yazık ne yapsın benim yüzümden. İşinden olacak ama haberi yok. Şimdi nedir? Önce bazımızı yaptık. Evet. Şimdi göz altına aydınlatma yapacağız. Evet. Bu arada Arzu çok bonkör davranmış bu çekim için. Bu bir göz kalemi. Şöyle küçük. Normalde bu bir kalem boyutunda ama bonkör davranmış. Bir bağış yapan falan bir hayırseven olursa iyi olur. Evet. Göz altını. Hangi ürünü kullandın? Benim bazımı neyle yaptın? Göz altımı neyle yapıyorsun? Televizyonda kullandığımız ürünlerle yapıyorum şu an. Biz genelde krayolan kullanıyoruz. Evet. Normalde biz böyle pofidik süngerler kullanıyoruz. Benim hayatımda en nefret ettiğim şey şu fırçayla yapılması. Bugüne bu fırçayı kullanmamız da ayrıca güzel oldu. Evet, çok iyi oldu. İstiyorsan evet. Süngere geçiş yapabilirim. Sünger içeride var acaba bir sünger mi? Ya var yanımda geçsek? Var getirdim. Şimdi küçükken bana sorarlardı büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Ben ilginç cevaplar verirdim. Bir beni süslesinler ben de oturup konuşayım diye. İşte kısmet oldu böyle bir iş yapmaya karar verdim. Şimdi benim makyözüm nerede? Arzu gelir misin artık? Geldim. Bunlar nedir? Aydınlatıcılar. Aydınlatıcı, highlighter. Bence aslında şöyle bir şey var. Tamam ekran makyajı çok güzel, çok iyi de makyaj yerine uygun yapılmadığı zaman çok kötü oluyor. Şimdi bir bakarsanız bir kare gelecek. Ben işe ilk başladığım zamanlarda böyle düğün makyajı, gece makyajı simsiyah farlarla geliyordum. Ne kadar komik göründüğünü şimdi yeni yeni anlıyorum. Kremcim bak bir sürü mamul var. Sen şurada otur. Şimdi göz farımıza başlıyoruz. Evet. Kural Aynı'nın farından alıyorum. Aqua. Genelde ekranda Aqua kullanılıyor çünkü böyle belirgin olsun isteniyor. Bir de ekran makyajı genelde diğer makyajlara göre yiyor. Kameranın bir yeme özelliği var. O yüzden biz dışarı çıktığımızda böyle yani ne bileyim bir davete gittiniz çıkışta o ekran makyajıyla biraz garip duruyor. Çünkü çok ağır bir makyajımız var. Parlak kullanıyorsun herhalde. Bronz bir renk kullanıyorum. Arzu mesela gözde şimdi sen genelde bana bronz sürüyorsun da gözümün daha derin olabilmesi için, daha büyük olabilmesi için farı nereye sürmem gerekiyor? Göz çukurunun hafif üstüne kemik bölgesine geçiş yaparak tabii ki sert bir geçişle, yumuşak bir geçişle. Şimdi o mu geliyor? Evet, o geliyor. En büyük boy kalemimle. Evet, büyük boy, battal boy kalemiyle. Evet. Gözümüzün içine, evet. Kirpik dibimize kalemimizi çekiyoruz. Tamam, hadi bakalım. Bunun yapılmasının nedeni de gözlerinizi kapattığınız zaman altla üst kalemi yediği için daha dolu görünsün daha diye. Dolu görünsün, evet. Uzun süre dayanıklı olsun diye. Ne yaptın? Göz içine kalem çekince gördüğünüz gibi göz küçüldü. Hı-hı. Hani şu an daha eyeliner'ımız yok. Göz altına geçeceğimiz tonumuz yok. Ve korkmasınlar diye. Korkmasınlar. Yani bu şekilde yollamayacağız. Göz kalemi gözü küçültmez onu söylemek istedim. Evet. Eyeliner'ımızı çekeceğiz.
Ben gene de söyleyeyim. Uzun olmasın, kalın olmasın. Her gün yaptığımız makyajı hep böyle. İşte çatlıyor. Bu kişilik özelliği. Kapağımızda eyeliner değdiği için açınca. Ay en fenası. Evet. Q-tips'le alıp sonra hafif geçiş yapıp. Çok mu gitti? Yok. Çok hafif. Zaten yok etti. Bir de şöyle bir şey var hanımlar. Genelde rimel sürülürken de sağa sola bulaştırmayı, yani ben çok yapıyorum. Sizi bilmiyorum tabii, profesyonel misiniz, ama kuruyunca çıktığı için çok acele etmeden o canavliyle almazsanız da kurtarabiliyorsunuz. Şimdi göz farına yakın bir farın bir ton koyusuyla göz altında çektiğimiz kalemi bir kirpik dibine bütünleştiriyoruz. Sabitliyoruz. Hem sabitliyoruz hem renk veriyoruz. Bunu farla yaparsak akmayı da önleriz gözümüzün altına. Tam Metin. Bitecek gibi değil bu arzu. Yetiştiremeyecek beni. Hadi gel sen de saçıma bir başla. Metin, bugün ne yapıyorsun şimdi bana? Lütfen başlayacağız. Sonra farklı zamanlarda farklı modellere de değineceğiz. Gözler tamamlanınca eksik olan ne? Şimdi kaşımız. Şimdi krepe mi? En bayıldığım şey. Evet, saçımı makyajımı görüyorsunuz. Videonun başında neredeydim, şimdi neredeyim? Gördüğünüz gibi CNN Türk'te bir ekran yüzü işte böyle hazırlanıyor. 6 senelik ekibimle size bütün püf noktalarını falan verdik. Artık hiç yaptırmayın. Ama eğer ki bu gibi videoları izlemek istiyorum, bu kızı da bir lokma sevdim diyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna basıp benimle beraber gezebilirsiniz, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bakalım siz ne istiyorsunuz, merak ediyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.